Evet arkadaşlar, Gamer Balık karşınızda ve bugün harika bir oyun oynuyoruz. Oyunumuzun adı Tour de France 2022. Evet, Avrupa'nın en büyük bisiklet yarışlarından biri olan Tour de France'ı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur, onun oyunu. Maalesef Türkçe seçeneğimiz yok ama oyunu oynayacağımız için oldukça heyecanlıyız. Evet, oyunda farklı modlar var. Race, yarışın kendisi zaten. Training, antrenman, oyunu öğreniyoruz. Race of the Moment'ta da zamana karşı yarıştığımız bir mod. Belli bir süre var. O süreden önce yarışı bitirip dünyada ona göre sıralamaya giriyorsunuz. Şimdi ben biraz training modunu kurcaladım arkadaşlar. Size de biraz göstereceğim. Oyunu iyi oynayabilmeniz için size önemli ipuçları veriyor bu mod. O yüzden mutlaka bunlara bakın. Şimdi temel kontrollerden, basic kontrollerden başlayalım. Aslında çok zor olmasa da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunları kısaca bir göz atalım. Evet, hızlı gitmek. Çok daha fazla enerji sarf ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Viraj almak, doğru yerlerden, o ok işaretlerinden doğru yerlerde virajı almayı öğreniyoruz. Yoksa biliyorsunuz düşeriz. Doğru yerlerde fren yapmalıyız, doğru yerlerde gaza basmalıyız. Şimdi biraz enerji kullanımından da bahsedelim. Rakibinizin ya da takım arkadaşınızın arkasındaki hava koridorunu kullanarak enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz. Yani böylece daha az enerji harcıyoruz. Gelelim aerodinamik pozisyona. Aerodinamik pozisyon da çok önemli arkadaşlar. Depardan sonra, hızlandıktan sonra bakın şimdi yokuş aşağı gidince hem küçülüyorum hem de pedal çevirmeyi bırakıyorum. Hem hız kazanıyorum hem de yarış içerisinde dinlenmiş oluyorum arkadaşlar. Özellikle yokuşlu yerlerde çok etkili bir yöntem ve mutlaka yapmalısınız yarışta rekabetçi kalabilmek için. Evet, şimdi bakın tekrar yokuş oldu. Tekrar pedallara asılıyorum ve yarışın sonu, ayrıca yarışın sonunda da tüm gücümü harcayarak en iyi zamanla bitirmeye gayret gösteriyorum. Evet, antrenmanımız son derece başarılı geçti arkadaşlar. Oyunu iyi öğrendiğimizi düşünüyorum ve şimdi artık Avrupa'nın en prestijli bisiklet turnuvası olan Tour de France'ın 2022 oyununda yarış yapmaya hazırız. Oldukça keyifli bir oyun mekaniği olduğunu söyleyebilirim. Harika vakit geçireceğimizin size garantisini şimdiden veriyorum arkadaşlar. Evet, buradan kendi turunuzu da yaratabiliyorsunuz isterseniz. Bir sürü tabii etap var. Oynadıkça, tecrübe kazandıkça o etaplar da açılıyor. Şimdi biz 21 etaplık normal Tour de France turnuvasının ilk yarışıyla başlıyoruz. Şöyle bir menüye giriyorum. Ayarlarımı düzeltiyorum kendime göre ve buradan takımımı seçiyorum. Yarışçımı seçiyorum, giyeceğim mayoyu seçiyorum ve yarışa da başlıyorum. Tour de France 2022 oyununda Danimarka'da başlıyor birinci etap. Evet, ismi Tour de France tabii ki ama Avrupa'yı kapsayan etaplar var. Alpler, Danimarka, evet uzun etaplardan biri. Roskilde, Nyborg arası 198 kilometrelik bir etap. Zorlu bir etap bizi bekliyor. Evet, yarış başlamak üzere. Ve yarış başlıyor. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Başta biraz atak olup kendi rüzgar tünelimden diğer bisikletçileri faydalandırmamak üzere bir tık daha önde devam etmek istiyorum ama hemen arkama geçiyorlar. Evet, şu anda gayet iyi gidiyoruz. Tabii oyunun zorluk derecesini de amatör seçtiğimi söyleyeyim. Daha üst seviyelerde daha zorlayıcı olacaktır ama şu anda yarışta gayet iddialıyız. Taktik olarak rakibimin şu an arkasına geçiyorum. Biraz da enerji tasarrufu yapıp onun hava koridorundan yararlanmak için tabii. Çok fazla dinamik var bu sporda. O yüzden her şeyi hesaplayıp ona göre yarışmak çok önemli arkadaşlar. Saatte kaç kilometre hızla gittiğimi de sağda görüyorsunuz. Evet, çeşitli kullanabileceğimiz besinler de var. Çünkü sonuçta kalori harcıyoruz. Çok yoğun kalori harcıyoruz bu uzun etaplarda. Ve karbonhidrat ihtiyacımız da doğduğu için yanımızdaki jellerle bu ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Evet, yarışa rekabetçi bir şekilde devam ediyorum. Rakibinize yaklaşıp X'e bastığınızda onun rüzgar tünelinde arkasında kalarak hem onu takip ediyorsunuz hem de diğer enerji seviyeleriniz gördüğünüz gibi yükseliyor. Ve bu bize yarışın sonuna doğru çok büyük avantaj sağlayacak. Bayağı eğimli bir yokuş çıkıyoruz şu anda, evet. Yarışın sonunda da yaklaştıkça heyecan da artıyor. Bakalım bu yarışı kaçıncı bitireceğim. Tabii çok uzun bir parkur olduğunu tekrar söylüyorum. Evet, şu anda yarışın ortalarındayız ve birinci ve ikinci benden tamamen koptu, bunu söyleyebilirim ama yarışın son 17 kilometresinde
Diğer grupla birlikte önümüzdeki iki kişiyi yakaladık. Ve onları geçmek için şimdi mücadele edeceğiz. Harika, heyecanlı bir finish olacağına eminim. Gücümü ona göre ayarlıyorum. Bundan sonrası bizim eforumuza kaldı. Bakalım zaferle ayrılabilecek miyiz ilk etaptan? Sınırları zorluyoruz. Rüzgardan çok zorlanıyoruz tabii burada. Bakın rüzgarın da etkisini görüyorsunuz. Şu anda Gilbert kardeşimin arkasında dinleniyorum. Sonlara doğru daha iyi bir depar atabilmek için. Ve yarışın sonlarına doğru rüzgara rağmen depara kalkıyoruz. Gamer Balık 96 numara. Size galibiyeti hediye etmek çok istiyorum. Evet, tüm grupla birlikte depar halindeyiz. Evet ve depara attım, en öne geçtim ama erken mi attım depara acaba? Evet, evet öyle oldu ama yine de ilk etapta, ilk denememizde bence gayet iyi bir sonuç alıyoruz. 9. oluyoruz. Takımımızın en iyisi oluyoruz. Birinciyle aramızda neredeyse zaman farkı yok. Çok iyi bir zamanla bitiriyoruz. Vazgeçmedik ve 9. olduk. İleriki etaplarda da daha da başarılı olacağıma kesinlikle eminim. Bir sonraki Gamer Balık videosunda görüşmek üzere. Gamer Balık kaçar. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın ha.